Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. İstanbul'daki binalarımız güçlendirme gerekçe gösterilerek boşaltılıyor. Binalar tehlikeliyse güçlendirilsin tabii. Bunun nesine karşı çıkıyorsunuz diyebilirsiniz. Tabii ki haklısınız. Eğer gerçekten güçlendirme yapıldıktan sonra biz yeniden binalara döneceksek hiçbir itirazımız olamaz. Ne yazık ki binalar o kadar çok elimizden alınmaya çalışıldı ki kurumun iyi niyetine artık inanamıyoruz. Buradayız, bekliyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. KESK Haber Sen olarak genel müdürlüğe bu konuyla ilgili sorduğumuz hiçbir soruya yanıt alamadık. Randevu taleplerimiz de hep reddedildi. Binalarla ilgili çürük raporlarını göremedik. Bu raporların nereden alındığını bir türlü öğrenemedik. Evet, yaptın değil halkın olacak. Evet, yaptın değil halkın olacak. Binalardaki risk nedir? Raporlar hangi kurumdan alınmıştır? Güçlendirme ve tadilat süreci nasıl yürüyecek, ne zaman tamamlanacak? Tadilat süresince taşınılacak Ayazağ'daki Katarlı Bean Connect'e ait bina hangi koşullarda kiralandı? Bu binaya ne kadar altyapı yapıldı? Biz çıktığımızda bu altyapı yatırımı ne olacak? TRT sanatçıları nerede prova yapacak? Arşivimiz nerede muhafaza edilecek? Peki Ayazağ'daki bu binanın depreme dayanıklılık raporu var mı? Dere yatağındaki bu yapı sel riskine karşı test edildi mi? Açık ofisle inşa edilen odalar salgın koşullarına uygun mu? Tadilat süreci niçin iki binada TRT'nin mülklerinde aynı anda başladı? Ben 45 yaşındayım ve ömrümün yarısı bu binada geçti. 22 yıl boyunca ben haber merkezinde çalıştım, haber için koşturdum. Bu koridorlarda çalıştım. Klavyede parmaklarımız biliyorsun gece vardiyalarında bayram seyran dinlemeden hep çalıştık. Burası asıl radyo binası ve radyo yayını için planlanmış. Ama bize tebliğ edildi mi diye sordun. Bize tebliğ edilmedi. Bize sadece müdürler tarafından buranın boşaltılacağı bilgisi geldi ama neden olduğuna ilişkin bizim de soru işaretlerimiz var. Deprem için güçlendirme çalışması yapılacak deniliyor ama yazılı bir resmi bir açıklama yok. Biz kamu kuruluşuyuz. Resmi bir tebligat yapılmadı. Değişik kurum ve kuruluşların bu binayı istediğine dair söylentiler dolaşıyor. Bu söylentiler doğru mu değil mi bilemiyoruz. Korkuyoruz. Bu binayı vermek istemiyoruz. Kazanda ne varsa kepçeye de o gelir diye bir laf vardır ya. Türkiye'nin bütününde gelenek ve hafızaya ne kadar özen gösteriyorsa iktidar, TRT'de de en fazla o kadar gösteriyor. Bu da bize şunu getiriyor. TRT'nin geçmişi şu anda hiç emin ellerde değil. Bu bina benim için çok çok büyük bir kıymet taşıyor. Ben 1999 yılının 5 Ocağı'nda kapısından girdiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Fakat son yıllarda bu binaya gelen yönetici koltuklarına oturan insanların pek çoğunda bu hassasiyetin küçücük bir parçası bile yok. Kendi belleklerinde buranın bir yeri olmadığı için içinde yer almanın da kıymetini, kudretini bilemiyorlar ne yazık ki. Burası taşındığında buranın içindeki arşivi görseniz gerçekten ben arkadaşlarım geldiğinde gururla gezdiririm içeriği. Taş plaklardan yani açmaya kıyamazsınız. Şerit bantlardan devasa bir alan sırf arşivdir. Bu arşiv sadece TRT'nin değil, Türkiye'nin çok büyük bir hazinesi. Peki bunun başına ne gelecek? Bunlar nerede korunacak? Bu arşivin korunabilmesi için nem ve sıcaklık gibi çok önemli fiziksel şartların sağlanması gerekir. Şimdi İletişim Başkanlığı'nın emrine verileceğine dair söylentiler duyuyoruz. Burası depreme karşı dayanıklı değil idiyse, bunca zaman biz içinde nasıl çalıştık bir? Depreme karşı dayanıklı olmadığı hangi heyetler, hangi bilimsel çalışmalarla belgelendi? O belge nerede, o rapor nerede? Bunu da bilmiyoruz. Bu çalışmanın ne zaman başlayacağını ve ne zaman sonlanacağını bilmiyoruz. TRT her dönem iktidarların ideolojik aygıtı olarak çalıştırıldı. Şu veya bu ölçüde. Fakat hiçbir dönem bu dönem kadar
propagandanın bir makineye dönüştüğü bir kurum olmadı burası.